Merhaba, bildiğiniz gibi Game of Thrones'un 6. sezonu başladı ve başladığı gibi de daha 2. bölümden bence hikaye açısından çok 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 önemli şeyler oldu. Eğer 6. sezonun 2. bölümünü izlemediyseniz bence bu videoyu kapatın. Spoilers! Bugüne kadar öne sürülmüş biliyorsunuz hikayeye dair pek çok teori var. Fakat bunlardan 3 tanesi bu bölümle birlikte kısmen ya da tamamen bence doğrulandığını düşünüyorum. Bu videoda da sizlere bölüm analizinden ziyade hani bu teorilerin, hangi teorilerin aslında gerçekleşmiş olabileceğine dair bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Birinci teoriyle başlıyorum. Bence artık bu teori olmaktan çıktı. Kitabı okuyanların da okumayanların da muhakkak aşina olduğunu bildiğim bir teori bu. Jon Snow'un Targaryen olup olmaması. Eğer bu teoriyi bilmiyorsanız sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Hala bilmeyenler varsa. Jon Snow'un Targaryen olup olmaması aslında Lyanna Stark'a dayanıyor. Kim Lyanna Stark derseniz eğer, yani onu da bilmiyorsanız söyleyelim. Lyanna bizim Ned Stark'ın kız kardeşi. Hem görünüş itibariyle hem karakter itibariyle Arya'ya çok benziyor. Böyle çok başına buyruk, çok cesur, işte mesela Arya nasıl çok iyi kılıç kullanıyorsa Lyanna da inanılmaz iyi ata biniyor mesela falan. Böyle daha böyle asi ruhlu biri Lyanna. Ve Lyanna Ned'in kankası olan Robert'la, bizim Robert Baratheon'la sözlü, yani söz demek doğru olur işte. Evlenmek için söz verilmiş. Sözlü işte yani. Neyse. Robert Baratheon'la bunlar evlenecekler falan. Ama Lyanna'nın aslında Robert'ta hiç gözü yok. Zaten Lyanna'nın daha doğrusu evlilikle alakalı bir beklentisi yok. Evlenme isteyen biri değil. Evleneyim de Lady gibi davranayım. Öyle bir şey yok Lyanna'nın. Ve Robert'a karşı bir ilgisi yok. Ama Robert Lyanna'ya inanılmaz aşık. Zaten yıllar sonra bile bu aşkın bitmediğini görüyoruz. Cersei ile de arasının bozulmasında, bozuk olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi zaten bu. Yani Robert'in Lyanna'nın aşkı. I only know she was the one thing I ever wanted. Someone took her away from me. And 7 kingdoms couldn't fill the hole she left behind. Ha, bana kalırsa Robert kafasında çok büyütüyor Lyanna'yı. Hani zaten çok kaç kere görüyor ki yani kendisine böyle inanılmaz aşık olacağını falan zannediyor ama hani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Neyse, bu başka bir konu. O zaman da işte Lyanna ile Robert'ın sözlü olduğu zaman da bizim Daenerys'in Khaleesi'nin babası olan deli kral Aerys işte bu şey yani Targaryen isimleri hani okunmamak için yapmış böyle Viserys, Viserys. Neyse efendim, bu krallıkta bir turnuva düzenleniyor. Harrenhal'da. Harrenhal mı diyor sizler? Siz de Westeroslular. Harrenhal'da bir turnuva düzenleniyor. İşte böyle şövalye turnuvası. Ve o turnuvanın en gözde ismi de Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen dediğimiz kim? Bizim işte yine Khaleesi'nin Daenerys büyük abisi. Ama Rhaegar babası deli kralın aksine çok farklı. Tam babasının zıttı. Böyle efendim yakışıklı, yetenekli, hem böyle müzisyen, böyle arp falan çalıyor. Sesi harika, hem mükemmel bir şövalye, hafif böyle sessiz. İşte oturayım köşede kitabımı okuyayım, işte romantik bir şeyler düşüneyim. Bu kafada bir insan. Hatta pek çok kişi zaten keşke deli kral bir artık ölse de gitse de oğlu tahta geçse diye bekliyor. O kadar sevilen birisi. Ve Elia Martell'le evli. Elia Martell kim? Elia da bizim Oberyn Martell'in kız kardeşi. I am the brother of Elia Martell. And you know why I've come all the way to this stinking shit pile of a city? For you? I'm going to hear you confess before you die. You raped my sister. You murdered her. You killed her children. Bizim Oberyn'in kız kardeşi Elia, ama
Hani bu bir aşk evliliği değil, daha çok zorunluluktan yapılmış zaten. Hani biraz, yani biraz değil, politik bir evlilik. Çünkü normalde biliyorsunuz Targaryenler kız kardeşleriyle evleniyorlar. Bu işte kanlarının bozulmaması için manyaklar. Ama o zaman Rhaegar'ın kız kardeşi olmadığı için işte Martell'le evleniyor vesaire. Şövalye turnuvasında izleyiciler arasında Lyanna da var. Yani Ned'in kız kardeşi Lyanna Stark da var. Turnuvada bir gelenek var. Bu geleneğe göre de birinci olan şövalye böyle kış güllerinden yapılmış bir taç var. O tacı aşkın ve güzelliğin kraliçesi olarak gördüğü kadına hediye etmesi gerekiyor. Bu bir gelenek. Bizim Rhaegar Targaryen kazanıyor turnuvayı ve tacı alıyor. Herkes tabii ki de gidip o tacı karısına vermesini bekliyor. Yani karısı orada böyle oturuyor işte. Onu beklerlerken Rhaegar ne yapıyor? Gidiyor o tacı Lyanna Stark'a veriyor. Tam o anda işte inanılmaz derin bir sessizlik. Böyle Robert şok. Ned şok, Elia şok, herkes şaşkın, felaket bir şey oluyor. Turnuvadan kısa bir süre sonra Rhaegar ve Lyanna kayboluyor. Dolayısıyla Robert diyor ki benim işte yarimi kaçırdı bu Targaryen. Hadi Ned gösterelim onları günlerini gibisinden. Böyle bir sinirleniyor falan. Zaten o sırada Ned'in abisi ve babası Deli Kral'a gidiyorlar. Oğlunuz kızımızı kaçırdı diyecek derken işte Deli Kral dedik ya, deli hani lafta değil gerçekten deli. Çünkü işte hobileri arasında ne var? Böyle alayım insanlar, karşımda yansın, yakayım onları, izleyeyim. Zaten Ned'in babası yanıyor, abisi boğuluyor, bir şeyler oluyor. Ve bu tamamen artık o saatten sonra isyan ediyor Robert'la Ned. İşte pek çok kişinin desteğini de alarak krallığa isyan ediyorlar. Targaryen'ların düşüşü bu şekilde başlıyor. Bundan sonra bizim bildiğimiz hikaye aslında anlatılan bize. Yani Rhaegar zorla kaçırdı Lyanna'yı, bir kuleye hapsetti. Sonra Robert'la Rhaegar teke tek dövüşüyorlar. Rhaegar ölüyor. Targaryen'ları biliyorsunuz öldürüyorlar. Deli Kralı o sırada Jaime öldürüyor. Sırtından işte bıçaklıyor. Sırtından da bıçaklamıyor. Kılıçla öldürüyor. Ve Targaryen'lar bitiyor, Baratinlar geliyor. Ned, işte bu Neşe Kulesi adıyla bildiğimiz kulede kız kardeşini buluyor. Ama kız kardeşi ölmek üzere, kanlar içerisinde. Ve son sözleri de bana söz ver Ned oluyor. Bu anlattıklarım bizim bildiğimiz hikaye. Yani Robert'ın, Ned'in ağzından duyduğumuz hikayeler. Fakat teoriye göre aslında Lyanna'nın da Rhaegar'a aşık olduğu ve birlikte kaçtıkları söyleniyor. Ki bence de bu doğru. Kesinlikle doğru. Bunlar birlikte kaçtığı için hani savaş sürerken işte bu Neşe Kulesi'nde Rhaegar'la Lyanna işte takılıyor. Şu hareketi yapmazsak olmaz. Takılıyor. Lyanna ile Rhaegar'ın aslında bir çocuğu var. Bana söz ver Ned diyor. Neye söz istiyor? Bu çocuğu koruyacağına söz ver. Neden? Bu çocuk kim? Jon Snow. Peki neden Jon Ned'in değil de Lyanna'nın çocuğu? Bunu destekleyen aslında pek çok şey var. Rhaegar'dan başlayalım. Rhaegar'ın karakteri bize kitapta anlatıldığına göre hiç de öyle zorla birini tutup kaçıracak, istemediği halde kaçıracak biri değil. Yani karakteri ona müsait değil bence. Oldukça böyle hassas, duygusal bir biri. Zannetmiyorum. İkincisi zaten evet Lyanna'ya ilgisi var ama turnuvadan önce sanırım, evet önce olması lazım, bir ziyafet düzenleniyor. Ve orada işte Rhaegar dedim ya, hani çok iyi bir müzisyen, böyle arp çalıyor, bir şeyler yapıyor. Bir şarkı söylüyor. Ve Lyanna o şarkıda böyle duygulanıp ağlamaya başlıyor. Ve bu da bir gösterge. Neyin göstergesi? Çünkü hep sert mizaçlı olarak bildiğimiz Lyanna'nın bile duygulandığını görüyoruz. Bu da Rhaegar'a onun da bir ilgisinin olabileceğinin göstergesi bence.
Yanına zaten Robert'a karşı bir şey hissetmiyor. Hatta onunla evlenmek de istemiyor. Bir Ned açısından bakarsak bir kere Ned'in de karakteri, yani Ned deyince karakter özelliği olarak benim aklıma gelen ve eminim pek çoğumuzun aklına gelen ilk şey hep onurlu olması, değil mi? Onur yani kafası da o yüzden gidiyor zaten. Hep böyle onur işte efendim doğrular, işte doğruya göre davranmalıyız falan diye. Bu kadar doğrucu bir insanın ne olursa olsun bir gayrimeşru çocuk sahibi olması pek mümkün gözükmüyor. John ne zaman annesini sorsa ne de Ned hiç cevap vermiyor. Hep geçiştiriyor. Ned'in çocuklarından Ned'e en çok benzeyen Arya ve John olarak biliniyor. Zaten Arya da Lyanna'ya benzetiliyor. Dolayısıyla John'la Arya da birbirine benziyor. Yani John Lyanna'ya benziyor. Oldukça benziyor. Sonucunu çıkarabiliriz. Bölüm John'un dirilmesi üzerineydi. Yani değil mi? Son sahne artık tamamen en yüksek, en tepede olduğu yer bölümün. John diriliyor falan. Dizinin başlangıcında Lyanna'yı görüyoruz. Yani neden Lyanna? Özellikle Lyanna'nın da dahil olduğu bir anıyı görüyoruz. Ve sonunda da John diriliyor. Yani aslında şey demiş olabilirler mi? Ya John diriliyor, onun bir de annesini gösterelim baştan diye. Bence demiş olabilirler. Yani bunun bir tesadüf olma ihtimali çok 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 düşük. Eğer bir tesadüfse de yazamamış senaristler derim yani. Stop showing off. Lyanna. My aunt Lyanna. Gelelim ikinci teoriye. Jon Snow, Azor Ahai mi? Ahai mı? Yani bu da işte Azor Ahai da yine George Martin amcamızın efendim okumasın arkadaşlar, telaffuz edemesin diye uydurduğu bir isim. Bak John, neden insanlar John'u seviyor? Çünkü basit yani. John, Jon Snow. In everything, Jon Snow. Jon Snow. Çünkü net. O yüzden Azor Ahai, ak yürüyenlerle savaşmış bir kahraman. Bir kehanete göre de bu kahramanın yeniden dirileceği, uzun yazdan sonra yeniden dirileceği söyleniyor. Ve ışığım yok. Perdeyi böyle sonuna kadar açtım böyle ışık olsun diye çünkü. Bir YouTuber, tabii ki de bir YouTuber için en önemli şey nedir? Böyle nur inmiş surat. Nur. John'un zaten bu zamana kadar pek çok özelliği taşıyordu. Yani Azor Ahai kim olabilirdi? İşte birkaç kişi düşünülüyordu. Stannis düşünülüyor ki bizim zaten Red Woman Stannis'i düşünüyordu. O yüzden onun peşine bu kadar takılıyor falan. İşte Daenerys düşünülüyordu, Jon Snow düşünülüyordu. Ama bence bu son bölümde yine John olduğu büyük ihtimalle doğrulandı. Bu Azor Ahai konusunda o kadar emin değilim yani. Ama %70 diyebilirim. Azor Ahai'nin John olduğuna yani %72.6 inanıyorum diyebilirim. Küsurat. Küsurat verdim, inanın. Bir sürü şey var kehanetin. Hepsine girmeyeceğim. İşte tuz ve gözyaşından doğacak falan. İşte kitapta John bıçaklanınca orada yazıyor işte dumanlar vardı yarasında, ay efendim biri ağladı da gözyaşları düştü de, hani onları karşılıyor zaten. Azor Ahai'ye dair diğer bir göstergede ejderhalarla bir bağlantısının olması, işte ejderhaların uyanacağı söyleniyor ve bir kral kanı taşıması gerektiği söyleniyor. Zaten John'un Targaryen olduğunu göz önünde bulundurursak, hem kral kanı taşıyor hem ejderhalarla bağlantısı var. Bu da Azor Ahai olma ihtimalini çok güçlendiriyor. Azor Ahai'nin ama en önemli, yani bu kehanetin en önemli noktası yeniden doğma, yeniden doğacak olması. Dolayısıyla Jon'un da yeniden doğduğunu gördüğümüze göre bence Azor Ahai için şu an en güçlü isim Jon. Son teori, Tyrion Lannister aslında bir Targaryen mı?
Bu teoriye ben pek sıcak baktığımı söyleyemem bugüne kadar. Benim için yani evet pek çok şey uyuyor, pek çok şey tamam evet olabilir diyorsunuz ama biraz yine de zorlama geliyordu bana. Ta ki son bölüme kadar. Neden son bölümde Tyrion'un Targaryen olmaya yaklaştığını anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Targaryen'ların ambleminde 3 başlı bir ejderhayı görüyoruz değil mi? Ve dolayısıyla ejderhanın zaten 3 başı olmak zorunda. 3 tane ejderha var, 3 tane de binicisi olması gerekiyor. Bir tanesi zaten Daenerys, diğeri Jon Snow, üçüncüsü de Tyrion Lannister olabilir. Nasıl olabilir? Şimdi bu teoriye göre zaten biraz geçmişe dönmemiz gerekiyor. Bir kral, Lyn, Tyrion'un annesi olarak bildiğimiz kadına, kadında gözü var. Hakikaten var. Yani deli kral da takık bizim Tywin Lannister'ın karısına kafayı takmış durumda ve düğün gecelerinde bir şeyler olduğu söyleniyor. Böyle bir dedikodu var. Ve aslında Tyrion'un Tywin Lannister'ın değil de deli kralın oğlu olduğu, yani Daenerys'in kardeşi olduğu söyleniyor. Peki bunu destekleyen göstergeler neler? Bir kere biliyorsunuz ki Tywin Lannister hiç sevmiyor oğlunu. Yani hiç sevmiyor. Bu sadece cüce olduğu için mi veya tamam annesi onu doğururken öldü ama bu bir yeterli bir sebep yani. İşte senin yüzünden karım öldü demek çok saçma bir gerekçe geliyor bence. Ki zeki bir adam Tywin Lannister. Ama özellikle nefret ediyor. Ve Lannister'lar tamam belki dışlayabilir işte görünüşünden dolayı. Ama yine de bir Lannister'sa eğer bir değer verir yani ona. Aile bağları yine de önemli. Lannister olması bir önem taşıyor. Ama Tyrion için öyle değil. Tyrion sürekli dışlanıyor babası tarafından. Ve babası ne zaman sinirlense ona hep sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Olamazsın falan diyor. Diğer bir gösterge ise kitapta yansıtılan ama dizide gösterilmeyen bir şey. Normalde Lannister'ların hani altın sarısı saçları oluyor. Ama Tyrion'un biraz farklı yani beyaza çalan bir sarı saçı var. Yarısı böyle saçların yarısı hafif beyaza dönük. Yani Targaryen sarısına dönük. O platin sarısı, Bilkent sarısı. İki gözünün rengi farklı. Bir tanesi yeşil, bir tanesi siyah olması lazım. Farklı. Bu da aslında hem Lannister'lardan hem Targaryen'lardan bir kan bağı mı var diye düşünülebilecek bir şey olabilir. Simge olabilir iki gözünün renginin farklı olması. Targaryen'lar genellikle rüyalarında ejderhaları görüyorlar. Yani ejderhalı rüya çok fazla görüyorlar. Ve bunu yaşayan bir diğer isim de Tyrion. Yani Tyrion zaten ejderhaları bir düşkünlüğü var ya. Tamam hani ejderha sonuçta hani insan hayal eder, ister falan. Ama rüyasında da görüyor ejderhaları. Buradan da acaba ejderhalarla bir bağlantısı var mı sonucu çıkarılabilir diye düşünüyorum. Bunu da işte son bölümden çıkarıyorum. Neden? Son bölümde Tyrion bayağı gitti. Ejderhalarla konuştu, sohbet etti. Ejderhalar hiçbir şey yapmadı. Böyle dinlediler. İşte çıkarttı zincirlerini ve gitti. Yani ejderhalarla bu kadar rahat iletişim kurabiliyor olması, ejderhaların ona... Ya hiçbir şey yapmadılar. Bu ejderhalar aylardır aç, susuz, efendime söyleyeyim zincire vurulmuşlar, sinirliler zaten. Annelerine kızgınlar, üzgünler ve karşılarına gelen bir tane adama ses etmediler. Hiç. En ufak bir şey yapmadılar ya. Hafif alnına iki böyle böyle ateş çıkarıyor gibi oldu. Hemen geri döndü. Tyrion bir Targaryen'sa bu sahne... Mantıklı oluyor yani evet ejderhalar ses etmeyebilir, evet iyi anlaşıyor olabilir, bunda bir sıkıntı görmüyorum. Dolayısıyla da bu teoriyi yani gerçek olma ihtimaline bence yaklaştırıyor, oldukça yaklaştırıyor. Dediğim gibi hala bunda şüphelerim var, o kadar emin değilim. Jon'un Targaryen olması kadar emin değilim bunda ama bir gösterge diye düşünüyorum. Eğer ejderhalarla bu kadar iyi anlaşıyor olması Targaryen olmasına bağlanmayacaksa da çok saçma bir sahneydi. Gerçekten çok saçmaydı. Çünkü o ejderhanın onu yiyip tutması lazım. Bence. Diye düşünüyorum. Here to help. Don't eat the help. İlk videomu burada bitiriyorum. Umarım
anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Umarım bir faydası olmuştur. Video ile ilgili sorularınız olursa, bu anlattıklarımla ilgili sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Hatta şey yapacağım, bir dakika. Şunu. Aşağıya yazabilirsiniz, aşağıya. Çünkü aşağıya burası zannediyor olabilirsiniz. O yüzden onu göstermem gerekiyor mutlaka. Aşağıya yazın. Videoyu beğendiyseniz zaten beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bundan sonra benzer videolar çekeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa da abone olursunuz herhalde. Dum dum, da 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 dum, da da da.